Merhaba arkadaşlar, ben Berkay ve Crysis Warhead ile devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bir bölüm Crysis, bir bölüm şey olacak, Warhead olacak. Gerçi şey karar vermedim hangi bölüm hangi şey olacak ama şöyle diyeyim arkadaşlar. Crysis Warhead'i bitirmeden Crysis'i bitirmeyeceğim. Yani önce Warhead'i bitireceğiz, sonra da şeyi bitireceğiz. Önce Crysis Warhead'i sonra Crysis'i bitireceğiz. Ve arkadaşlar şurada Crysis Warhead logosunun sol tarafına bakarsak eğer bir tane sembol var. Bu şey aslında arkadaşlar bizim Raptor takımının sembolü. Yani her takımın bir tane bir sembolü var. Zaten Amerikalılar sadece 3 tane nano giysili şey yapmışlar, takım yapmışlar. Birisi Eagle, diğeri Hawk'tı sanırım ve biz de Raptor. Raptor takımını zaten gördük ne olduğunu yani çoğuna. Ve başka bir takıma da bu bölüm değil ya. Başka bir bölüm göreceğiz yani. Ve burada çok beraz bir sahneyle Psycho abimizi gösteriyor. Ve bu oyun arkadaşlar Crytek Macaristan tarafından yapılmış bir şey. Böyle expansion pack gibi bir şey. Yani ayrı bir oyun olarak satıldı hatta. Böyle yarı fiyatınaydı hatta. Crysis'ten yarı fiyatına gibi bir şeydi. Ve Crysis'in çoğu sorununu çözüyor bu oyun. Hatta birazcık daha fazla optimize olmuş bile diyebiliriz. Bazı insanlar diyor bunu fark etmiyor mu o kadar? Diğer insanlar diyor sahiden fark ediliyor. Ve burada bilmiyorum niye oyun İngilizce. Normalde Türkçe yamayı yükledim arkadaşlar. Çünkü Origins'te oyunun Türkçesi yok. Şeyde vardı. Crysis'te vardı. Hatta 2'de de var. 2'yi de biraz oynadım. Daha da beres bir şekilde başlıyor oyun birden yani. Belki de sadece burada arkadaşlar görüyoruz giysiyi şeyden dış taraftan. Yani aslında başka bir şey demek istedim ama neyse. Dış taraftan dediğimde Crysis 1 normalde Nomad'in gözlerinden geçiyor arkadaşlar. Yani bütün olayı Nomad'in gözlerinden görüyoruz. Nomad'in görüş alanından. Oysa ki Crysis Warhead'de farklı bir şeyler yapmışlar arkadaşlar. Kamera artık başka bir yer şahıstan görüyoruz. Yani şeyden görmüyoruz. Psycho'nun açısından görmüyoruz. Lanet olsun. Bilgisayar 3 hedefi tespit etmek üzere. Yapay zeka prosedürü çalıştırıldı. 3 devriye hala etkin durumda. Başka seçeneğim yok. Sanırım mavi alarm durumu. Ve arkadaşlar mavi alarm diyor aslında. Ama aslında biraz sonra sahneyi anlatacağım. Şeyler şey yapsın. Bu şeyleri biraz geçelim. Biraz sonra anlatacağım olayın ne olduğunu tam olarak. Ve bu adamı hatırlayın arkadaşlar. Dayan dostum. Doktor!
Ondan geri kalan. Korunaklı bir yer bulmalıyız. Mutlaka o yamaçta saklanacak bir yer bulabiliriz. Düşman diğer tarafı sarmış durumda. Dikkat! Burası Bravo 1-2. Raptor burada. Bütün Whiskey Tango birimleri sizlere ömür. Abi dürbün değil bu. Kontrol noktası 2-0'a gidiyoruz. Avar isteği nerede? Allah kahretsin. Aman top. Hadi hadi. Ve arkadaşlar işte başlıyoruz şeye. Crisis Warhead'e başlıyoruz. Abi burada şey yok muydu? Scar X. O yamaçtan gideceksiniz. Size olabildiğince vakit kazandırmaya çalışacağız. Kutlamada görüşmek üzere çavuş. Abi şimdiden şöyle diyebilirim. Crysis bu oyunu daha iyi seslendirmişler gibi bir şey. Yani Crysis'in seslendirmesi kötü değil ama şey daha iyi seslendirilmiş. Oyun daha iyi seslendirilmiş gibime geliyor en azından şimdilik. Plant tüfek yok. Normalde sayıları da basabiliriz arkadaşlar ama ben basmıyorum. Keşke bassam ya. Ve bum. Psycho, Psycho. Ben komutan Emerson, Jason. Duyuyor musun? Psycho, ben Emerson. Giysinden haber alamıyoruz. Ve burada Psycho abimiz bayılıyor. Sonra yeniden ayılıyor. Ne kadar zaman geçtiğini Psycho bilmiyoruz. Emerson, bağlantı sağlandı. EMP bombası giysini devre dışı bırakmış olabilir. Durumunuz nedir? İyiyim, iyiyim. Görüyor musun? İndiğimiz yerde görmüştüm. Sonucu biliyor musun? Ve bu da arkadaşlar. Ama sadece bir anormallik olduğunu sandım. Bu bilgiyi savunma birimine aktaracağım. Ancak şimdilik hedefe kilitlenmeye devam. Sierra ekibine bağlan ve hava saldırısında destek ol. Yani burada her şey buzlanmış böyle. Ölmüşler şeyler, hayvanlardır bilmem neler. Her şey böyle. Abi ne vardı ki yerde? Neyse. Merkez, Sierra Lider, Bearing 270, Angels 7, hedef 16 ve yaklaşıyor. Anlaşıldı Sierra Lider. Ve telsiz bağlantısında çok fazla parazit var. Aha şeyi anlatacağım. Nedeni Koreliler olabilir. Anlaşıldı. İşte bu. Sonunda biraz hareket göreceğiz. Hazır ol Sierra 2. Bu bir vurkaç operasyonu. Anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı. Burada arkadaşlar yeni bir karakterle, aslında iki tane yeni karakterle tanışıyoruz gibi. Emerson bizim komuta lideri gibi bir şey abi. Bizim şeylerimizi, görevlerimizi söylüyor, ne yapacağımızı falan filan. Bizimle konuşuyor yani. Bizim yardımımız. O'Neill ise arkadaşlar Raptor takımına girecekti. Ama şu mavi alarm dedikleri şey aslında mavi kod. Hatta şimdi şeylere baktıysanız arkadaşlar. Yeni diziler var. Hekimoğlu bir de neydi diğeri ya şey. Mucize Doktor, orada mavi kod falan dediklerini hatırlıyorum. Galiba Hekimoğlu'nda mavi kodu bayağı bir kullandılar birkaç bölüm. O'Neill birinin ölümüne sebep oldu. Ve Raptor takımına giremedi bu yüzden. Ve hatta onun yerine Nomad'i soktular Raptor takımına. Hatta o günden beri O'Neill bayağı bir şeyi sevmiyor. Siz söyleyin. Adı neydi ya? Nomad'i sevmiyor. Ve burada da şeyimizi alalım. Bu silahı arkadaşlar ben çok seviyorum böyle. Bayağı bir. Şey güzel bir cephanesi de var yani arkadaşlar şey olarak. Aslında size şöyle diyebilirim. Crysis. Sierra ekibi merkez. Bu görevde kılavuzunuz Raptor olacak. Raptor mı? Sanırım başka seçenek yok, değil mi? Lanet olsun. Bir
biliyordum. Şan O'Neil. Sierra ekibi, 7'ye geç. Tamam. Anlaşıldı. Ve işte O'Neil pek Raptor takımını genellikle sevmiyor. Ve dediğim gibi Raptor takımına girecekti ama giremedi çünkü batırdı bir olayı ve ondan beri de bayağı bir şey siz söyleyin. Emri bekle. Tamam. Anlaşıldı merkez. Koreliler birazdan izole edilecek. Kumsaldaki operasyon üssünü devre dışı bırakmalıyız. Oraya git ve bekle. Bombaları bırakın. Anlaşıldı. Ve o günden beri bayağı bir şey O'Neil pek ne bileyim. Göt biraz. O durumda o oyundan. Anlaşıldı merkez. Olumsuz merkez. Sierra 2'yi gönderin. Sierra 3 yeni konumunu aldı bile. Aslına bakarsan söylemek istediğin senin hiçbir boka yaramayacağın. Ama hareket istiyordun Sierra 2. İşte sana hareket. Tabii oldu. Yer destek. Anlaşıldı. Sierra 2 merkez. Öncelik hedefin ortadan kaldırılması. Keşif ikinci sırada. Kamera çalışır durumda olsun. Oo. Koray haberleşme anı tespit edin. Taktik ağlarına gir ve araştır. Bakalım neyin peşindeler. Şansımız varsa daha fazla şey öğrenebiliriz. Patlayacak gibime geliyor. İşte yani bayağı bir sevmiyor şeyleri Raptor takımını şimdilik. Ve biz de şu şey görevi yapacağız galiba. Bu arada arkadaşlar birazcık az önce Sierra 2 iki defa tekrarladı. Benim bildiğim Sierra 2 şey yani O'Neil ve adam da dedi Sierra 2'yi yollayın. Sierra 3 falan olmamalı mıydı o ya? Ne bileyim şimdi küçük bir şey. Abi niye öyle yavaştı bu şeyler ya? Normal modda oynuyorum değil mi? Seçenekler, oyun ayarları. Normal evet. Sistem, ses birazcık az geliyor. Harika. Efekt. Şeyde diyordum, Crysis'te giysinin sesi biraz fazla geliyordu. Bu oyunda tam tersi. Burada bayağı burada arkadaşlar böyle erkenden cephane falan alıyoruz yani. Daha şurada şunu patlatalım. Abi nerede şey ya? Ah evet burada. Ve burada da şunu alalım bir abi. Tamam. Raporlarda yoğun trafik var ama önemli noktalar şunlar. 1. Bu operasyonu Albay Lee adında Pyongyang yönetimine bağlı bir albay yürütüyor. 2. Kısa süre önce Yongbyong'undan özel bir talepte bulundu. Asiktir. Bu ana nükleer araştırma merkezleri. Kesinlikle. Üst kademeye bildirmeliyim. Ne yapılacağına karar verilene kadar bir numaralı hedefin bu olacak. İşte bu ilginç. Idaho ekibi sinyalleri bozan bir Kore propaganda istasyonu olduğunu bildirdi. Kore iletişim ağına göre istasyon yakınınızda. Bunu da ikinci derecede önemli hedeflere ilave edin. Anlaşıldı merkez. Abi yani bu şey Tay okuyor gibi bir şeyim ya. Şeyi bir dinlemek istiyorum. Neyse biz devam edelim ya. Dinledik galiba. Ve olay şu arkadaşlar. Ne diyecektim ben? Bir şeyler diyecektim. Unuttum ne diyeceğim hadi ya. Burada
belki de ilk görevimizi şey yaparız. F1. Oo oğlum. Abi oynamıyor. Göstergeler oynamıyor. Niye öyle? İyi değil bu. Ama bu arada çok yavaş bir şey bilmiş bu ya. 45 kilometre falan yapıyormuş. Oysa ki şimdi 30 mil yapıyoruz. 30 milde 50 kilometreye falan eşittir be abi. En azından öyle olmalı. Benim bildiğim o. Şimdi bir şeyler fark ettim aslında arkadaşlar. Yani arabalar yani mil kullanıyor, oysa ki şeyler metre kullanıyor. Böyle dürbün falan. Yani ne alaka abi? Evet arkadaşlar, KPA Kore Halk Ordusu olarak şey yapılıyor, çevriliyor. KPA'nın uzunu da Korean People Army gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle at şunu abi. İletişim hattı açıldı. Idaho ekibi buna çok memnun olacak. Ve evet, bunları alamıyorum, alamıyorum, eksiksiz. Neyse. Ve bunları aldık. Şöyle alalım şunları da. Abi yanlış silahı ben kullanıyorum. Şunu bir kullanalım zaten, ondan sonra istesek bile kullanamayacağız bu silahı. Şey neredeydi ya? Benim araba neredeydi? Ben nereye bıraktım onu? Neyse. Abi neredesin sen? Ben nasıl gördün beni? Hoppa. Sağ ol. Ve işte Crytek'in olayı da bu arkadaşlar. Hatta ilk dönemlerde böyle güzel bir orman alanları şey yapabilirler. Yoldaki barikata yapıyorlardı. Yaklaşma Psycho. Emirleri teyit ettirmeliyim. Anlaşıldı ama kendi askerlerimiz tarafından vurulmak istemiyorum. Tam 12'den. Tam 12'den. Yok be abi, vuramadım. Bak şurada bir tanesini ıskalamadım. Hatta birkaç tanesini ıskaladım. Şöyle. Aa evet. Abi sıkıştık biraz. Olsun. Tamam aldık şunu. Ve şunu kullan biraz abi. Benim bildiğim bu patlayıcı gibi bir şeydi ya. Bunun kurşunları patlıyordu sanki. Neyse. Al şunu. Yakında da değiştirmek zorunda kalacağım bunu ya. Silahı çünkü cephanem az. Yok. Yani az değil, yoktu oradan. Oh. Lan beni az kalsın alacaktı ya. Tamam pompik. Refleks. Tamam. Ve ilerliyoruz.
Psycho, helikopteri izleyebilir misin? İşte burada da arkadaşlar bize şöyle bir şey başladık. Geçen... Tamam. Sierra 2 hedefin görüntülerini elde etmeyi başardı. Atık nükleer yakıt için koruma kalkanı olan bir varil. Korelilerin bu varilleri nükleer başlık için kullandığını biliyoruz. Ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Pekala. İki araç geliyor. Sakın bu işi batırma. Yakındaki destekle doğrudan temas tespit ediyorum. Hikayenin olayı da bu arkadaşlar. Başka bir araç sahil yoluna giriyor ve onu zırhlı bir personel taşıyıcı izliyor. Dikkat et. Ayrıca iki nakliye kamyonu ve bir Kore helikopteri görüyorum. Ne fark eder ki? Hepsini pat pat gitsin. Kore kamyonları sahile yanaşıyor. Dinle onu ya. Yalnız gitmeyi planlamamıştım. Cephaneye ihtiyacım var. Durumun nedir? Tamam. Askeri haberleşme ağlarına girene kadar bekle. Anlaşıldı. Sahile yoğun miktarda patlayıcı yığmışlar. Bize ikinci görevi falan diyor. Ve oraya da gideceğiz arkadaşlar. Çünkü bayağı bir lazım olacak. Orada bir tane bir roket atar var. O roket atarı kullanmalıyız yani. Ha, cephaneler var ya. Var. Hepsinden var. Claymore var. Her şey var. Burada bir şeyler var mı? Yok. Neyse ama arkadaşlar işte Warhead birazcık daha hızlı başlıyor şeyden. Siz söyleyin. Crysis'ten birazcık daha hızlı başlıyor. Ve bir tane de şu gri konteyner gibi bir şey gördük arkadaşlar. O aslında abi ölmek üzereyim. Yapma. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar, bütün oyun boyunca onu kovalayacağız. Almaya sana çalışacağız. Abi yapma. Şöyle şunu alacağız biraz sonra. Tamam abi. Al şunu. Ve şurada bir tane roket atar gibi bir şey olacak arkadaşlar. Onu bir almalıyız. Abi siz ne kadar çabuk geldiniz buraya? Kaç kişisiniz ya? Kaç kişi var burada? O neydi ya? Abi ne kadar sefer oynadım bu oyunu. Birden fazla yani. Belki de 10 defa falan oynadım bu oyunu. İlk defa böyle bir şey oldu. O da yani tam video çekerken. Yoldaki personel taşıyıcı hala aktif. Abi şunu kullanalım ya. Değil mi? Nerede kaldı bu? Aldık mı? Aldım sanki. Bilmiyorum. Emin değilim. Ama şurada... Ha evet. Şu roket atarı alalım arkadaşlar. Aslında sadece... Oo. Doğru ya. Şurada... Tank bize saldırıyor arkadaşlar. Biz bu sırada yavaş yavaş tankın yanına gelmeliyiz. Şarapnele dikkat et. Şöyle saklan. Aha. Aslında roket atarla da olmaz ya. Yani şöyle bir mayın da atsanız olur. Hatta sen Pampa gel buraya. Benim bildiğim sadece aynı yolun üzerinde yürüyor yani. Sağ sol yapmıyor. Biraz sonra da göreceğiz. Haklı mıyım değil miyim? Abi neredesiniz ya?
Evet, patladı. İyi Psycho. Sanırım burada işimiz bitti. Evet, hazırız. Hazırım. 3 düşman tespit ettim. 150'ye yaklaşıyor. Açılar 4, 50 sağ. Bu bana hiçbir şey ifade etme abi. Füze geliyor. Sağa dönüyorum. Hadi, hadi. Sola döneceğim. Sıyırmaya çalışacağım. Siktir. Vur oğlum. Sol motoru kaybettim. Sierra 2 düştü. Tekrar ediyorum. Sierra 2 düştü. Ve... İşte burada da bu görevi de yapacağım arkadaşlar. İki görevi de yapacağız. Crysis var. Normalde birinci bölümleri daha uzun yapıyorum. Şöyle devam ediyoruz abi. Ya abi şu giysi çok güzel gözüküyor ha. En azından benim çok hoşuma gidiyor. Psycho Emerson. Veri alıyoruz. Şuraya bak. O'Neill'in kamerası füze isabet ettikten sonra durmuş. Ama son birkaç karede bir şeyler var. Tamamdır. Evet. Atla abi. Yani sahneler arkadaşlar belki o kadar hala iyi değil sayede. Bir sinyal yok mu? Öncelik konteynerde. Fotoğraflar içinde ne olduğunu ve nereye götürdüklerini açıklayabilir. Korelilerin telsiz konuşmalarından jeti araştırmak için harekete geçtikleri anlaşılıyor. Kameraya onlardan önce ulaşmalısın. Yani sahneler o kadar iyi olmayabilir arkadaşlar ama gene de yani daha da kötü olabilirdi yani. Oley. Yani daha da kötü olabilirdi. Daha iyi tabii olabilirdi ama daha da kötü olabilirdi. O yüzden yani bence şey senesine göre iyi ya oyunun. 2008'de çıktı ne de olsa. Aslında neredesin be abi? Abi o kadar iyi saklanıyorlar ki. Ne var şurada? Abi cephane lazım bana. Gerçi cephane var ya. Var var. Neyse devam edelim. Herkes Sierra 2. Beni alın. Cevap ver merkez. Sierra 2 merkez. Seni duyduk. Beklemede kal. Talebin hava birliğine iletiliyor. Tamam. Anlaşıldı. O'Neill. Başardın. Neden şaşırdın? Beni tanımamışsın. Sierra 2 merkez. RP Tango Papa 7-0'a git. Olumsuz merkez. Papa 7. Burası Korelilerle dolu. Babaanneyi gönderin. Olumsuz Sierra 2 emirlerin. Asiktir. Bu koduğum Korelilere karşı tek başıma kaldım. Hemen beni buradan alın. Emirleri biliyorsun Sierra 2. Yakında orada olacağım ahbap. Görüşürüz. Psycho, kamera verileri fırlatılabilir pilot koltuğunda. Koreliler yok etmeden ele geçir. Evet. Abi yani şöyle şunu anlıyoruz. Adamı resmen ölüme bırakıyorlar. Yani aynen öyle oluyor arkadaşlar. Adamı ölüme bırakıyorlar. Eğer yani bizim de emrimiz arkadaşlar. Bize verilen emir de şöyle. Sierra 2'yi boş ver. Sean O'Neill'ı boş ver. Ama Psycho yani tanıyor adamı. Diyor yok ben abi kurtaracağım bu adamı. O benim arkadaşım, o benim pampam. Yani öyle de oluyor. Normalde arkadaşlar şöyle bir şey var. Şunu fark ettim. Yani belki de Psycho en fazla kişiyi tanıyan Psycho'dur ya. Ne bileyim öyle bir izlenim bırakıyor adam. Mesela nasıl desem kimse Sean'dan bahsetmiyor. Gerçi normal belki de Crysis 1'de hatta hiç
adamın şeyidir yani. Adamı yani Crysis'i Valkyrie'de yarattılar. Crysis bir daha önceden çıktığı için öyle bir karakter yoktu o zaman hikayede. Ama nasıl desem öyle bir izlenim bırakıyor ya abi. Böyle normal askerlerle daha fazla bağlantılı sanki adam. Ve aha. İyi Psycho. Pilot ne olacak? O'Neill'i hava karargahına bırak. Senin görevin konteyneri engellemek. Arama ve kurtarma değil. İkisini de yapabilirim. Senin görevin çok önemli Psycho. Ben hallederim. Sıkı dur O'Neill. Seni kurtarmaya geliyorum. Tamam. Nasıl istersen. Ama emirler dışına çıkınca tek başınız. Sana destek veremem. Bana da bu işi yapabilecek başka birimler olmadığını sanma. Ve tamam. Adamları aldık, şimdi ilerliyoruz. Şurada Sean abimizi kurtarırsak güzel olur. Sean ya da O'Neill diyelim ya. Bazen Sean diyebiliyorum öyle. Dalgınlığımla gelirse. Gerçi bayağı bir dalgınım aslında bazen. Buradayım. Ve şurada arkadaşlar enerji ya da canımızın altında Sykes mod yazıyor. Onu hiç yani... Sağ ol Sykes. Emirlere uymadığın için başın derde girecek dostum. Yeni bir şey değil. Onu hiç... İnsanlar yani bilmiyor... Psycho'nun giysisi Nomad'den farklı mı ya da başka bir şey var mı? Bilmiyorum niye o şeyi koymuşlar oraya yani. O yazıyı oraya koymuşlar adamlar. Ama amacını ya da şeyi bilmiyoruz, ne fark ediyor. Hiçbir şeyi var mı? Nasıl desem? Fonksiyonu var mı o yazının? Ben hiç bilmiyoruz. Ben silahlı çatışma gördüm. Burada hiç askerimiz var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Denizaltı. 1914 projesi, kargo denizaltısı, Delta 4 sınıfı. Geçen yüzyılda Sovyetler prototipini Kurelilere sattı. Tam özel bir parça. Bekle. Hoppa. Hoppa, o ne la? Pat. Belki de ilk defa Sean'ı şey olarak görüyoruz. 10 yıl ilk defa şey yüzünü görüyoruz böyle daha yakından. Hayır ahbap. Neden? Silahsızdı. Patlat ona bir tane. Uyduğum bazı kurallar var. İşte arkadaşlar burada bayağı güzel bir sahne bu ya. Bayağı sevdiğim bir şey. Hadi gidelim. Babaanne, Sierra 2, Harpy Tango, Papa 7-0'a yaklaşıyorum. Tahmini varış 10 dakika. Sierra 2, Papa 1-4. Planlanandan erken geldi. JTEC hava saldırısı bekliyor. Tahmini varış süresi 7 dakika. Bölgede güvenliği sağlamamızı bekle. Olumsuz, olumsuz 1-4. Boktan durumdayız. Burayı daha fazla tutamıyoruz. Hemen tahliye başlatın. Anlaşıldı Sierra 2. JTEC, Arpa 1-4, Arpa Tango, Papa 7-0'a dönüyorum.
Yerleşim alanı üstünde. Abi o üstüne gelme. Bu arada arkadaşlar bilmiyorum adamın arabası patlayabilir mi? Ve ama ben normalde bu şeyi, bu aracı iyi bakmanızı tavsiye ederim çünkü ilerideki araçlarda o kadar şey değil. Rafut kayıp. Nasiktir. Diğerinden ne haber? Nomad adanın diğer tarafında. Demek Nomad'le aynı ekiptesiniz ha? Daha kötü ekip arkadaşlarım da olmuştu. Hadi lan. O ben olmalıydım. Biliyorsun. Burada kuş gibi avlanırım. İşte şurada da diyor birazcık daha fazla. Anlaşıldı 1-4. Bu şey daha fazla dayanmayacak. Ben gidiyorum. İniş bölgesinde görüşürüz pislik. Abi patlat. Lanet olsun. Bizi gördüler. Görevi sonlandırıyoruz. Bölge hiç güvenli değil. Psycho, plan nedir? Durmak yok. Hava aracına ne olduğunu öğrenene kadar yola devam edeceğiz. Devam et abi. Bilmiyorum helikopter patlayabilir miydi orada ama patlamadı be abi. Hadi. Neyse devam. Raptor, pilot bizi sizin yarım kilometre güneyinize indirdi. Ama durumu kötü. İçinizde bu güzeli uçurmayı bilen var mı? İkimiz de. Harika. Ne yaparsanız yapın ama bizi buradan götürün. Tamam abi. Merak etmeyin. Süvariler geliyor. Şöyle patlat şu benzinliği. Yani arkadaşlar eğer şimdi aracı bir şey olmalıydı yani. Ama olmadı yani bilmiyorum patlayabilir mi? Abi neredesin siz ya? Etrafı kollayın. Ha, yukarı çık abi. Koriller hala aktif. Harekete geçmeden önce bir. Bu arada arkadaşlar şu arkaya dikkat edin, sizleri öldürebilirler çok kolay. Abi alın şunları. Şu el bombaları bir işe yarasın artık hadi. Yavrum benim be. Tamam hadi hadi abi. Hatta siz bana şeyi verin. Buradan yok sniper boş ver abi. Scar ver. Scar bana ver. Hatta burada şeyi bile açtık evet. Bombayı açtık. Refleks. Refleks abi olsun. Hazırız. Aşağıdan geliyorlar. Yani size dikkat edin dedim arkadaşlar ama kendim dikkat etmedim. Abi buradan mı ta? Neyse alalım şunları abi. Abi hadi ölün ya. Görüşürüz.
Adam kafayı yemiş. Tamam ya, aldık, tamam, iyi. Bu sefer daha kolay bile aldık galiba. Şuna bir bakmak istiyorum. Abi işte hasar sıfır ya. Neredeyse sıfır. Sadece iki hasar var. Tam yani hiçbir şey olmamış gibi. Uf. Bu da pilotumuz. Hadi düşün ya. Abi bakalım bir şeyler olacak mı? Hayır, bir şey olmadı. Hoppa. Ha, sniper alalım ya. Belki daha fazla işimize yarar. En azından öyle umuyorum. Hadi patla abi, patla, patla, hadi patla. İlla kullanmalıyım. Giriş tamam bölgesi abi. Güvenli. Hava aracını al, gidiyoruz. Herkes tahliye için hazır olsun. Emerson, tahliye için hazırız. Kamera verileri yükleniyor. Her şey hızla değişiyor Psycho. Uydu çıktıları Korelilerin varili bir denizaltıya yüklediğini gösteriyor. Haber almaya tamam. Göre savaş başlıklarını filomuza göndermeyi düşünüyorlar. Denizaltı dalarsa bir daha bulamayız. İzini sürmemiz imkansız. Ancak USS Lexington'ı buharlaştırdığı zaman temas kurabiliriz. O yüzden acele edelim. Peki efendim. Ve evet diyor. Acele et abi. Denizaltı suya girirse yandık. Biz de deneyeceğiz ve arkadaşlar belki fark ettiniz ama Warhead'de arkadaşlar artık yerden illa silahları falan almamıza gerek yok. Oyun bizim yerimize kendisi alıyor. Sanırım en zor en zor da almıyor kendisi oyun. Biz kendimiz almalıyız galiba. Öyle bir şey vardı sanki. Hatırlamıyorum tam ama öyle bir şey vardı sanki. Ve abi diğer araç patlamadı ama cephanesi az. Cephane az. İman çok iyi korunuyor. O yüzden yandan yaklaşmayı dene. Tamam pampa. Abi ben doğrudan dalacağım galiba. Psycho, ileride Koreliler direnmeye başladı. Alternatif yol görüyor musun? Olumsuz. Ah siktir. Elimden geldiğince hava desteği vereceğim, tamam mı? Seni şikayet edeceğim ahbap. Yaparsın, bilirim. Dikkat, Koreliler ileride yolu kapatıyor. Hazırlıksız yakalamalarına izin vermeyin, tamam mı? Tamam abi. Denerim. Abi çok çabuk yol kapadılar. Şöyle kenardan geçsek olur herhalde. Tamam, denizaltı hala limanda. Kargo kapıları sıkıca kapalı. Demek ki yola çıkmaya hazır. Evet. Nasıl sızacağıma dair bilgi var mı? Sadece limandaki Kore askeri iletişim ağı var. Yayını bozarsan elimden geleni yaparım. Arkadaşlar. Koreliler binalardan birine cephane taşıyor. Füze rampalarından bir tane gördüm. Kontrol et. Ve işte arkadaşlar şu sarı noktaya gidersek eğer arkadaşlar. Öyle cephanemiz bayağı bir şey yapacak. Bol bol cephanemiz olacak ve... Abi... Ve şu arkadaşı da alabileceğiz, şu APC'yi. Hatta burada şey bile vardı abi. Burada mıydı o? Sanki buradaydı ya. Evet. Yanıcı cephane. Gereken terminallerden biri kuzey duvarında bulunan Kore barakasında. Hatta bunun yerinde de şunu alalım abi.
EMP bombaları. Bize şey lazım abi. Bak çok yavaş bu ya. Şöyle patlatalım şunları. Abi yedi resmen. Ölmedi. Neyse biz patlayıcıyı alalım. Ve burada arkadaşlar yani bu şeyi kullanın, bu cephaneyi. Çünkü şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Silahımız sıfırlanacak yani. Bütün şeyler, cephanemiz falan, her şey sıfırlanacak. Tekrar yeni silahlar, yeni şeyler almak zorunda kalacağız. Cephanemizi tekrardan doldurmak zorunda kalacağız. O yüzden burada arkadaşlar korkmayın. Gittiği yere kadar kullanın. Sonra zaten her şey bitecek. Ve hatta burada flashbang bile var. Atmanmış o ya. Şurada atlatıyoruz abi şunları. Abi o el bombasını gördüm, korktum ya. Tamam. Durun, şuradan şunu aktive edelim. Ve evet. Tam o ikiden vurduk. Kapıları açabilir misin? Acil sisteme gireceğim. Denizaltı bilgisayarına yangın alarmı verdirebilirim. Bu kapıları otomatik olarak açar. Çok iyi. Bulunduğunuz bölgedeki bütün Kore birimleri kırmızı alarmda. Kore destek uçakları şu anda tamamen size kilitlenmiş durumda. Bu nasıl oldu? Sanırım bu benden oldu. Güvenlik sistemlerine girdim. O'Neill, hemen pasif durum konumuna geç. Senden yardım istenmiyor. Daha başka mavi alarm kazası istemiyorum. Efendim? Yo, doğru söylüyor. Ama aracını gemiye götürsem iyi olur. Sen de kendine iyi bak, tamam mı? Psycho, denizaltı her an hareket edebilir durumda. Korelilerin oraya gelmesine sadece birkaç dakika kaldı. Tek umudumuz senin denizaltıya girebilmen. İşte arkadaşlar, burada da herkes yani adamı şey yapıyorlar. Adamlar resmen dalga geçiyorlar böyle. Abi mavi kod falan istemiyorum. Bak işine ya da başka bir şeyler yap gibilerinden bir şeyler diyorlar. Tamam. Bu arada arkadaşlar, eğer burada zorlanırsanız hani merak etmeyin, şuradan denizden şey yapabilirsiniz. Arkalarına gidebilirsiniz. Şöyle şey yapalım. Yani arkadaş, şu cephaneden daha fazla olmalıydı oyunda bence ya. Çok az var. Ve hatta arkadaşlar burada oyunu yükleyeceğim. Yani yükle derken kaydedeceğim. Ve diğer bölüm devam edeceğiz. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Birkaç tane şey bölüm, Crysis bölümü daha yükleyeceğim. Ondan sonra bu bölüme devam edeceğiz. Ama neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir beğeni atın. Abone değilseniz de abone olun. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.